yeraltı kaynaklarının bittiğine dair, kömürün, yakıtın bittiğine dair söylemler şöyle gerçek değil. Ben 2005 ve 2006 yıllarında Yeniköy ve Kemerköy santrallerinde üniversite stajımı yaptım. Tabi burada staj defteri için gerekli bilgileri aldığımızda kömür yataklarının haritası vardı. Size şöyle söyleyeyim. Buradan kömür aldığımız Tınaz Bağyaka köylerinden Ören'e kadar ki alan komple kömür sahası. Yani daha açılmamış tonlarca kömür yatağı var. Milyonlarca metreküp kömür yatağı var. Dolayısıyla Turgay'ın da dediği gibi yani eğer böyle bir sıkıntı varsa alan firma niye alıyor? Enerji üretemeyecekse buralar niye almıyor? Üretemeyeceği enerjiyi görmüyor mu yani? Firma görmüyor mu? Biz bir düşünürken o firmalar 5 tane olasılık düşünüyorlar. Mühendisleri var, devletin içinde kendilerine bilgi veren insanlar var. Ya yani bizden daha donanımlı insanlar var teknik anlamda. Dolayısıyla onlar buraya bu pahayı biçiyorsa, ki az paha biçiyorlar, devletin işleyişindeki bazı çarpıklıklar, peşkeş çekmelerden dolayı zaten bu paralar bu kadar düşük. Bu paralar bu kadar düşük olduğunu söyleyerek almayı göze alıyorlarsa, demek ki buralarda güzel para kazanacaklar. Bir koyup on almadıkları sürece hiçbir firma buraların satın almaz. Yaşlı, söylediklerine göre yaşlı, revizyon yapıp masraf yapacakları, kömürün bittiği santralleri niye alsınlar? Biz öyle düşünüyoruz. Marx'ın söylediği bir söz var. Dünyanın bütün işçileri birleşin diyor. İşçilerin pek birleşmeye niyetleri yok gibi gözüküyor ama sermaye sahipleri her zaman birleşik olarak hareket ediyorlar. Yani hiçbiri başkasının kendi işlerinde mesela buralar almak için gerçekten ihaleler olsaydı ciddi çatışmalar yaşanabilirdi ama söz konusu kendi çıkarları olduğu zaman hiçbir sermaye sahibi birbirlerine ket vuracak ya da halkı, işçiyi destekleyecek hareketler de bulunmaz. Tabii havuz medyası bir yandan, hükümetin medyası, bir yandan sermaye medyasının olduğu bir ülkede, yaygın olarak halka hitap ettiği bir ülkede onların bize destek vermelerini açıkçası çok beklemiyoruz. Bizi şaşırtan bir şey yok bu konuda. Yani biz şaşırmıyoruz. Niye Ulusal Kanal geliyor, işte niye Sol Gazetesi geliyor, niye Evrensel Gazetesi bize destek veriyor, biz bunları biliyoruz. Niye onların verdiklerini? Çünkü işçi sınıfının yanındalar zaten kuruldukları günden beri. Ama CNN Türk niye vermiyor? CNN Türkiye biz gaz yersek, job yersek, işçiler job yedi şeklinde ulaşıyorlar bize. İşçiler niye job yediği konusuna pek girmiyorlar. İşçiler buraların ucuz satıldığını, peşkeş çekildiğini, hatta satılmalarına karşı olduğunu, kapitalist sistemin dayatmalarından dolayı bunlara karşı olduğunu söylemiyor. CNN Türk söyler mi? Söylemez. CNN zaten başlı başına bir Amerikan emperyalizminin yayın organı olduğu için biz bunlardan beklemiyoruz. Ama eğer sizin aracılığınızla ne kadar fazla insana derdimizi anlatabilirsek, işçi sınıfı, öğrenciler, memurlar, yani o emekçiler diyelim genel anlamda, buralara sahip köylüler sahip çıkmadığı sürece biz kaybetmeye halk olarak mahkumuz. İşte böyle herkesi azarlayan bir başbakanımız olur. Mallarını peşkeş çeken olur. Tapelerden duyduğumuza kadar ihaleleri aldıktan sonra milletin annelerine, anneler günündeyiz, küfür eden adamlar, göbeğini kaşıyan adamlar olur. Biz bunların farkındayız. Mücadelemizi bu farkındalıkla devam ettiriyoruz. Bekliyoruz. Biz zaten birinci gününden bu yana verdiğimiz mücadelede gelen her kişi, yani halktan aldığımız bir kişilik destek bize güç kuvvet veriyor. Halktan gelen olsun, basından gelen olsun, öğrenci kesiminden gelen olsun, bunlar bizi sevindiriyor, gururlandırıyor. Biz o yüzden bu direnişimize devam ediyoruz. Biz Ankara Kurtuluş Parkı'nda bir tane teyze geldi, dedi ki oğlum ne olursa olsun bu mücadelenizden vazgeçmeyin. Hüseyin de vardı yanımızda gerçi. Bu mücadelenizden vazgeçmeyin, sonuna kadar gidin. Kazanan kesinlikle siz olursunuz. Biz o yüzden yatağında 1 Mayıs'ta evet belki de Muğla tarihinin en kalabalık mitingi oldu yani o gün. Miting demeyelim artık, o bizim bayramımızdı, işçi bayramımızdı. O kalabalıkla kutladık biz mitingimizi. Mutlu olduk, sevindik. Daha önce Ankara'ya, İzmir'e giden sendika grupları bizim yanımıza geldiler. Yatağını da kutlamak istediler. Bizim yanımızda kutlamak istediler işçi bayramı.
sevindik yani, biz mutlu olduk. Çok da güzel olumlu sonuçlar aldık. Fakat işte demin de bahsettiğimiz gibi biz maalesef genel olarak medyada yer almıyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Ama biz kendi medyamızız. Bizi duyan zaten duyuyor. Duymak isteyen duyuyor. Görmek isteyen görüyor. Duymayana da biz duyurmaya çalışıyoruz bir şekilde. Sonuçta ben inanıyorum ki kazanan biz olacağız yani. Biz, çünkü biz kazanırsak Türkiye kazanacak. Bir Kyoto Sözleşmesi var, duymuşsunuzdur belki. Bu Kyoto Sözleşmesi uyarınca 2022 yılına kadar geçerli bir sözleşme. Bu sözleşmede halkın sağlığını tehdit edecek, yani belirli bir SO2 deriz biz, o miktardan sonra gazı havaya veremiyorsun yani. O yüzden zaten burada da, yatağında da aynı şekilde. Kemerköy'de de aynı şekilde, Yeniköy'de de aynı şekilde. Yani nasıl anlatayım, o gazı dışarı atamıyorsun. Atmosfere bırakamıyorsun o gazı. Belirli bir sınırı geçtiğin zaman zaten otomatikman üniteyi devre dışı etmen gerekiyor. Onun bir limiti var. Burada da öyle, yatağında da öyle, Kemerköy'de de öyle, Yeniköy'de de öyle. Fakat bu sözleşme devleti kapsıyor. Yani devletle yapılan bir sözleşme. Otomatikman özel şirketleri kapsamadığı için 2018 yılına kadar, 2018'de değil mi Cem? Sen, ben sanırım 2018'de özel şirketleri kapsamadığı için 2018 yılına kadar özel şirketler istedikleri gibi üretim yapabilirler yani burada. Artı bir şey, halkın bizim yanımızda destek olması. Şimdi bize komşu, ben yatağında yaşamadığım için sizden öğrenin anlatayım. Bize komşu köyler var. Biz o köylere her baş sıkıştığında Kemerköy Termik Santrali müdahale etmiştir. Okulunda bir eksik olmuştur, santral gitmiştir. Camisinde bir eksik olmuştur, santral gitmiştir. Yolunda bir eksik olmuştur, santral gitmiştir. Ve bunu hiç karşılık beklemeden yapmıştır santral. Kepçe ihtiyacı olmuştur, santral göndermiştir. Yani santral, biz devamlı kendimiz orada çalışırken dahi köylülerin eksiklerini tamamlamak için mücadele etmiştir yani santral. Ama bu özel şirket eline geçtiği zaman hiçbir muhtar gelip de Ahmet Bey'in kapısını çalıp da Ahmet Bey bana kepçe lazım diyemez. Ahmet Bey de zaten o kepçeyi vermez. O yüzden halk da bizim yanımızda, Muğla bizim yanımızda. Girerken ilçeye görmüşsünüzdür, özelleştirme için gelmeyin diyor. Yani burada, yani şu an demin de dedim ya, susuyoruz biz, bekliyoruz, sadece bekliyoruz. Daha kötüye gideceğini tahmin ediyoruz bu olayların. İnşallah olmaz, inşallah. Yani Cem'in de dediği gibi biz zaten 25 senede bu paranın, verdiğiniz paranın 5 katı size kazandıracağız. Onun garantisi var bizde. Yatağından Ören'e kadar bir kömür havzasına sahip bir yerde yaşıyoruz. Ki kömür sıkıntısı yok, su sıkıntısı yok. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Biz kendi mücadelemizi vermiyoruz. Biz devlet için mücadele veriyoruz. İnşallah kazanan biz olacağız. İnşallah kazanan halk olacak yani. İşçi sınıfı kazanacak diye düşünüyorum. Biz yani sadece burada çalışan 2000 kişi değil bu mücadeleye eden veya Muğla değil bu mücadeleye eden. Bu artık bir Türkiye'nin mücadelesi oldu. Biz kendi şartlarımızda, kendi emeğimizde mücadele etmeye çalışıyoruz ama inşallah kazanacağız yani. Bunun bilincindeyiz. Yani. Kâr eden bir firmayı satmak aslında çok mantıksız. 97'de, 2000'de bunu bizim ustalarımız, abilerimiz gerçekten de direnerek, yani onun mücadelesini vererek, kendilerini santrallere zincirleyerek, santralden hiç çıkmamak kaidesiyle bu mücadeleyi kazanmışlar. Ama o zamanki kanunlarla, günümüzdeki kanunlar arasında da çok büyük fark var yani. Şimdi nasıl olur bilmiyoruz ama dediğim gibi bizim üretimden gelen bir gücümüz var. Biz bu gücümüzü kullanmak zorunda kalırız en kötü ihtimalle. Yani biz savaşla bir yerlere gelmek istemiyoruz. Biz gerçekten hakkımız olanı istiyoruz. Kazanacağımızı tahmin ediyorum yani. Yani bu
ihalelerin olması, firmaların açıklanması veya komisyonların bunu onaylaması bizi pek de ilgilendirmiyor şimdi. Biz gördüğünüz gibi çadırımızda nöbetimizdeyiz. Kemerköy Termik Santrali'nin önünde de bir çadırımız var. Orada da arkadaşlarımız nöbette. Gelirler, konuşuruz, görüşürüz. %90 geri giderler diye tahmin ediyorum. Şimdi kimseye zorla gidip çadır nöbet tutacak diyemezsiniz. Herkes gönüllü bu işin içinde. Biz sabah işten çıktık. Yarın 4'e kadar boştayız. Yarın 4'te gideceğiz işe. Bu boşlukta gidelim çadır nöbet tutalım dedik. 24 saatlik çadır nöbetine geldik bugün. Bizim gibi arkadaşlar düşünüyorlar. 8 saat burada çalışıp, iş yerine çalışıp, işten çıkınca 8 saat burada duruyor arkadaşlar. Nöbet sistemimiz de bu şekilde. İşten çıkıyor 8 saat burada, 8 saatte çoluğun çocuğunun yanında. 23 Nisan'da biz çocuk bayramını çadırımızda kutladık. Çocuklarımız geldi çadıra. Biz çadırda kutladık 23 Nisan çocuk bayramı. Anneler günü de burada geçiriyoruz. Anneler günü de yani ben sabah işten çıktım. Eve dahi uğramadan buraya geldik. Eşimizi göremedik. Zaten annemiz memlekette, onu göremiyoruz. Eşimi de göremedim. Anneler günündeydi buradayız yani. Yani bu bir vatan mücadelesi ya. Biz bu mücadeleyi, asıl bugünler önemli bizim için. Sağ olsun annelerimiz de bizim yanımızda, bize destek. Telefonda da olsa sesimizi duyuyorlar. İnşallah onlar için kazanacağız.